Hayat zor. Ancak hayal kurmak ve o hayalin peşinden koşup her türlü zorluğa rağmen onu gerçekleştirebilmek mümkün. İşte bu inanç ve çaba beni Türk edebiyatının ilk kadın romancısı yaptı. 1862 İstanbul doğumluyum. Bir kadın olarak diğerlerine nazaran daha şanslı bir evde dünyaya geldiğimi söyleyebilirim. Babam Ahmet Cevdet Paşa'ydı. Abim Sedat Bey için eve gelen hocalar benim eğitim hayatımdaki ilk adımlarım oldu. Onları gizlice dinleyip bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Bilhassa Fransızcaya ayrı bir ilgim ve yeteneğim vardı. Ailemi ikna ederek Fransızca dersleri almaya başladım. İyi derecede Fransızca öğrendim. 17 yaşında bir genç kızken Plevne savunmasıyla ünlenmiş Osman Gazi Paşa'nın yeğeni Kolağası Faik Bey ile evlendim. 4 kız çocuğumuz oldu. Evlenince eşim kitap okumamı yasakladı. Ama ben gizlice okumaktan asla vazgeçmedim. Bu durum 10 yıl sürdü, yılmadım. Eşimi ikna etmeyi başardım. Sonunda özgürce kitap okumaya değil, aynı zamanda çeviri de yapmaya başladım. İlk olarak 1889 yılında George Sohnet'in Volanta adlı kitabını Türkçe'ye çevirdim. Bu çevirimde bir hanım mahlasını kullandım. Tabii bu başarım babam Cevdet Paşa tarafından ders almama olanak sağladı. Aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi Tercüman-ı Hakikat gazetesinde bir hanımdan övgüyle söz etmiş, beni de manevi kızı kabul etmişti. Bundan sonraki tercümelerimde Mütercüme-i Meram imzasını kullandım. 1891 yılında Ahmet Mithat Efendi ile ortak bir roman kaleme aldık. Bu romanın kadın bölümleri benim tarafımdan, erkek bölümleri ise Ahmet Mithat tarafından yazıldı. Hayal ve Hakikat adlı bu roman bir kadın ve Ahmet Mithat imzasıyla yayımlandı. Bu romandan sonra sevgili Ahmet Mithat'la bağlarımız kopmadı. Uzun süre mektuplaştık. Sonrasında bu mektuplar Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlandı. 1892 yılında Muhadarat isimli ilk romanımı kendi ismimle yayımladım. 1899'daki Udi adlı romanımdaysa görev için Halep'te bulunduğum Udi bir kadını anlattım. Adı Bediaydı. Yanlış bir evlilik yapmış, mutsuz bir kadındı. Hikayesini olabildiğince yalın bir dille aktarmaya çalıştım. Kadınlara mahsus gazetede kadınların problemlerine ilişkin makaleler kaleme aldım. Bir tabii bunu muhafazakar çerçevenin dışına çıkmadan yaptım. Kadın haklarını her kesimin anlayabileceği ve kabul edeceği biçimde savunmaya çalıştım. Nisvan-ı Osmaniye İmdat Cemiyeti'ni kurdum. Bu cemiyet Türkiye'deki ilk resmi kadın cemiyetlerinden biri oldu. Umarım kim olduğumu bilirsiniz. Elif Çetin'e teşekkür ediyoruz. Sorunuzu okuyorum. Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak kabul edilen yazarımız kimdir? A. Fatma Aliye Topuz, B. Nezihe Muhiddin, C. Halide Edip Adıvar. Cevap vermek istiyorum Pelin Hanım. A. Fatma Aliye Topuz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Tebrik ederim sizi.